Haberi birkaç dakika önce almıştık, ihtiyatla yaklaştık, eyvah dedik ve dikkat kesildik. Çekmeköy'de helikopter düştü bir kez daha. Çünkü hatırlatacağız, bir helikopter olayı daha vardı, o da Sancaktepe'de düşmüştü. İstanbul Çekmeköy'de olay yerine ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği belirtiliyor. Doğrulanmamış bilgi, birden çok helikopterin havalandığı ancak içlerinden birisinin bir sebeple düşmüş olabileceği ifade ediliyor. Ancak olay doğrulandı, bir helikopter düştü, olay yerine ambulans ve itfaiye gönderildi. Daha kısa süre önce Sancaktepe'de mahalle arasına bir helikopter düşmüştü, bunu hatırlatmakta yarar var. Hemen itfaiye ve polis, ambulanslar devreye girmişti. 4 asker o olayda şehit olmuş, 1 asker de yaralanmıştı. Bölgede bir askeri birlik var. Helikopterlerin orada faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Dolayısıyla yine aynı yerde, yakın bir noktada böyle bir kazanın vuku bulduğu anlaşılıyor. Helikopterin düşüşüne ilişkin bu ilk olayda, Sancaktepe'deki olayda soruşturma başlatılmıştı. Ve bu soruşturma geniş kapsamlı olarak ele alınmıştı. Kazanın ardından siyasetçiler, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, açıklama yapmıştı. Eğitim uçuşu için o zaman helikopter kalkmıştı. İniş esnasında bir sıkıntıya uğramıştı ve yerleşim birimlerine, binaların üstüne düşmemek için pilotun son dakika çabasıyla bir facianın eşiğinden dönülmüştü ama 4 askerimiz yine de şehit olmuştu. Oradaki helikopter Huey diye bilinen, Vietnam Savaşı'ndan bu yana ünlü bir helikopter olan UH-1 tipi askeri helikopterdi. Bir sabah vaktinde o kazayla karşılaşmıştık. Şimdi ise saat 7'yi 5 dakika geçiyor ve olay yerinden ilk görüntülerin geldiği anlaşılıyor. Benzerlikler var. Fazlasıyla benzerlikler var Sancaktepe olayıyla. Yine yerleşim birimlerine yakın bir noktaya bakıyoruz. Bunlar patlama sesi duyulduktan sonra çekilen ilk görüntüler. Helikopterde kaç kişi vardı? Hangi tipte bir helikopterdi, bu bilinmiyor. Ancak bir askeri helikopter olduğu ifade ediliyor. Düştüğü yere bakınca yine yerleşim birimlerine çok yakın. Yerde yaralanmaya yahut can kaybına yol açtı mı? Ya da bu kazada can kaybı, helikopterde can kaybı ya da yaralanan var mı bilinmiyor ama çevredekiler bir yandan kameralarına sarıldılar. Diğer taraftan da ilk müdahale için olay yerine yaklaşanlar bu görüntüye bakınca dikkatimizi çekiyor. O bölgede bir askeri birlik var ve helikopterlerin sık kullandığı bir güzergah. Çekmeköy bölgesi öyle aslında. Sancaktepe olayında da bu tartışılmıştı. Uçuş güzergahlarına bakınca yerleşim birimlerinin çok yakınında olduğu anlaşılıyordu ve bu konu tartışılmıştı. Şimdi bir kazayla daha karşı karşıyayız. Bilinenler, bilinmeyenler. Olay yeri Çekmeköy, helikopter düştü ve ambulans ve itfaiye, ambulanslar ve itfaiye oraya sevk edildi. Hemen yakındaki birlikten de süratle müdahale edilecektir. Bunu biliyoruz ancak bu görüntü çekildiğinde belli ki yangın devam ediyordu helikopterde. Bilinmeyenler, kaç kişi vardı bu helikopterde, şimdilik bilinmiyor. Kurtulan var mı yahut can kaybı veya yaralı var mı, bunların hiçbirisi bilinmiyor. Helikopterin tipi, modeli neydi? Teknik açıdan, teknik özelliklerine bakmak bakımından bunu da şimdilik bilmiyoruz. Yerleşim birimlerine çok yakın bir nokta olduğu anlaşılıyor. Tehlike var, evet, ama biliyoruz özellikle askeri helikopter pilotları özel eğitimli ve bu gibi durumlarda o son dakika manevralarıyla kötü bir olayı daha kötü hale gelmemesi için ellerinden gelen her türlü manevrayı yapıyorlar. Zaman zaman da bunu, canlarını hiçe saymak pahasına yaptıklarını biliyoruz. Helikopter sert ve acil bir iniş de yapmış olabilir, sonrasında yangın başlamış olabilir. Pek düşünmek istemediğimiz ihtimal bunun bir düşme şeklinde vuku bulmuş kaza olabileceği. Böyle bir durumda da yerleşim birimlerine doğrudan bir binaya çarpmamak için çaba gösterildiği aşikar. Tekrar Sancaktepe'ye dönelim. UH-1 tipi askeri helikopter bir sabah vakti Samandıra'dan havalanmıştı. Askeri birlik dediğimiz şey orada. Uçuşu tamamladıktan sonra kalktığı yere dönmeye niyetlendi. Ancak Sancaktepe'de mahalle arasına düşmüştü. İstanbul Valiliği'nin açıklaması hala hafızamızda bu olay, ilk olayla ilgili. Arama kurtarma çalışmalarının devam edildiği, çalışmalarına devam edildiği belirtilmişti olayın sıcağında. Yine tıpkı bu olayda olduğu gibi önce görüntülerle karşılaşmıştık. Henüz tespit edilemeyen bir neden denilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterden söz edilmişti. Kuvvetle muhtemel yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir helikopterin karıştığı olaya bakıyoruz. İlk iş yangın söndürülür,
böyle olaydan sonra. Bu arada çevrede müdahale edilebilecek kimse varsa elbette bu işle birlikte onlara yardıma koşulur. Gerekli sağlık önlemleri alındıktan sonra ve yangın söndürüldükten sonra da uzman ekip gece ya da gündüz fark etmez olay yerine gider ve kazaya neyin yol açtığına ilişkin ipuçları toplanmaya başlanır. Bu arada da eğer yaralı varsa onların tedavisi devam eder. İstanbul Valisi'nden Ali Yerlikaya'dan kısa bir açıklama var. Sosyal medyaya az önce yansıdı bu açıklama. Vali Ali Yerlikaya'nın açıklaması. Çekmeköy'de site içine acil iniş esnasında bu kazanın vuku bulduğunu söylüyor. İstanbul Valisi, tekrar edelim. Bir sitenin içine doğru, aslında yanına doğru, görüntü en azından bunu anlatıyor ama farklı açılardan da bakmamız lazım. Valinin ifadesi, site içine acil iniş esnasında. Demek ki acil iniş söz konusu olduğuna göre o son dakika manevraları yine devreye girmiş olmalı. Helikopterlerin acil inişlerinde birkaç ihtimal var. Bunlardan bir tanesi şu: motor arızasıysa motorla helikopter pervanesinin, pallerin irtibatı kesilir. Helikopter belli bir yükseklikte ise aşağı doğru iniş esnasında ortaya çıkan hava akımı pallerin dönmesine, pervanenin dönmesine yol açar ve son dakikada verilen açılarla yere iyice yaklaşıldığında inişin yumuşatılması amaçlanır. Böyle bir ihtimal var. Ancak fizik kuralları gereği bunun gerçekleşebilmesi için helikopterin belli bir yükseklikte, belli bir irtifanın üstünde bu harekete başlamış olması gerekir. Yani elimizdeki sadece ihtimal. Eğer böyle bir yükseklik var idiyse pilotun elinde, bu ihtimal değerlendirilmiş ve mümkün olduğu kadar yumuşak iniş gerçekleştirilmiş olabilir. Daha alçak irtifada bir motor arızası ya da herhangi bir mekanik arıza ya da hidrolik arızası gündeme geldiyse o zaman biraz daha sert bir inişin vuku bulabileceği anlaşılıyor. Birkaç nokta önemli. Helikopter ne zaman kalkmıştı? Ne kadar yakıt yüklüydü bu kaza esnasında? Bunu yangının büyüklüğü ve müdahale edilmesi açısından düşünüyoruz. Elbette akıldaki soru işaretleri arasında bulunuyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tekrar edelim. Çekmeköy'de site içine doğru bir acil inişten söz ediyor. Sosyal medya mesajında acil iniş esnasında bu kazanın vuku bulduğunu belirtiyor. Dikkatle bakınca orada bir koşturma gözümüze çarpıyor. Belli ki ilk müdahale için çevrede bulunanların çabası ya da o sırada oradaki korkunun yansımış hali olabilir bu. Farklı kaynaklardan, farklı açılardan görüntülerin gelmesini bekleyeceğiz. Açıklamalara eşlik edecek onlar da. Hep buna benzer olaylarda, böyle durumla karşılaştığımızda sırasıyla bunlar çünkü gerçekleşiyor. Önce ilk açıklama, az önce paylaştık, valinin açıklaması. Site içine acil iniş deniliyor. Çekmeköy ilçemizde bir askeri helikopter düştü ifadesini de kullanıyor vali, acil iniş esnasında. Kaç kişi vardı? Helikopterin tipi neydi o sırada? Kaç pilot yahut onu kullanıyordu? Bunların hepsi kısa süre içerisinde netleşir. Ali Yerlikaya'nın az önce sözlü olarak aktardığımız mesajı, Twitter mesajı şimdi yazılı halde ekranda. Tam olarak bunu da seslendirelim. Çekmeköy ilçemizde bir site içerisine askeri helikopterimiz zorunlu iniş yaparken düştü. Bu zorunlu iniş yaparken kısmı, bu açıklamanın o bölümü bir umut ışığı doğuruyor. Çünkü zorunlu iniş esnasında acil manevralarla, son durum manevralarıyla can kaybı yahut yaralanma engellenmiş olabilir. Helikopter kazalarıyla son dönemde çok sık karşılaşmıyoruz. Ancak birbirine yakın iki kaza var. Bunlardan bir tanesi Sancaktepe'deki olaydı. Az önce anlatmaya çalıştık. 4 askerimizin şehit olduğu hadiseydi. Toparlayalım bu olayı. Kirazlı mahallesinde sitenin içine, orada bulunan bir sitenin içine askeri helikopter bir şekilde düşüyor. Görgü tanıklarından ilk önce olay duyuluyor. Bize doğrulamak düşüyor bu aşamada. Doğrulamak için birkaç dakika kaybettik. Bu haberi ekrana getirmeden önce olması gerektiği gibi elbette. Doğrulandığında hemen Haber Global ekranındaydı. Kaza yerine çok sayıda ambulansın ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini söyledik. Ölü ve yaralılara ilişkin bilgi henüz yok. Böyle bir şey var mı, yok mu bilmiyoruz. Yerde ne oldu, buna ilişkin bilgi de yok. Helikopterin düştüğü yerde can kaybına yahut yaralanmaya yol açtı mı ya da hasara yol açtı mı, varsa ne büyüklükte hasardan söz ediyoruz, bunlar belli değil. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kronolojik sırayla paylaşıyoruz bunları. Daha sonra Vali Ali Yerlikaya'nın mesajı geliyor.
askeri helikopterin zorunlu iniş yaparken düştüğünü söylüyor. Bütün bunlar olurken de önce iki farklı kaynaktan, şimdi iki kaynak oldu, görüntüler ulaşmaya başlıyor. Yangın devam ederken elbette bu kameralar oraya çok fazla yaklaşmadı. Daha sonra da güvenlik çemberine alınacağını düşünüyoruz. Delillerin en azından zarar görmemesi için kazaya neyin yol açtığına ilişkin parçaların, bulguların ya da helikopter parçalarının zarar görmemesi için ilk işlerden bir tanesi de oranın güvenlik çemberine, kordona alınması. İtfaiye sevk edildiğine göre artık bir 10 dakika kadar vakit geçti. Orada yangına müdahale edilmeye başlandığını düşünüyoruz. Zorunlu iniş konusunun altını çiziyoruz. Döne döne sürekli bunu söylemek lazım. Çünkü son dakika manevraları...